Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere daha önce detaylı montaj videosunu ve parçaları neden seçtiğimizi detaylı anlattığımız Ryzen 7 serisi AMD Ryzen 1700 ile Asus GTX 1070 ve Asus Prime B350 Plus anakartla oluşturduğumuz performans sisteminin yakından fiziksel özelliklerini göstereceğiz. Ardından hemen en çok merak edilen konu olan performans videolarına geçeceğiz. Öncelikle kasamızın gece nasıl çalıştığını, pek çok kişi bir önceki videoda güç vermediğimiz için söylemişti bir önceki videomuzun altına. Hemen gücü veriyoruz tuşuna basıp ve ilk dikkatimizi çeken şey tabii ki doğal olarak ön fanların devreye girmesi ve kırmızı ledleri görüyoruz. Aynı şekilde kasamıza yandan baktığımızda AMD'nin Wraith Cooler'ı beraberinde gelen 1700 serisiyle onun da ledleri gözüküyor ve Asus Prime B350 Plus'ın da PCI Express portlarının ve anakartın üzerindeki çeşitli kırmızı bölgelerde anakartın üzerindeki led çizgilerini görüyoruz. Şimdi bunu daha belirgin bir şekilde görmek için şu şekilde sizlere biraz aydınlıktayken döndürelim, ancak stüdyomuzun ışıklarını kapattığımızda daha rahat görülecektir. Hemen stüdyomuzun ışıklarını sırayla kapatıyoruz arkadaşlar. İlk ışıkları kapattığımızda tabii ki konsantrasyon tamamen ortadaki pencereyle LS5200 kasamızın içine yöneliyor, donanımlarımıza yöneliyor. Daha önceki sistem videosunda kablolamaları zaten tamamen arkaya atmıştık. Dolayısıyla kasamızın içi bomboş. Şimdi arka tarafın aydınlatmasını kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi kasamız karanlıkta çok parlak bir şekilde içi kırmızı olarak aydınlanıyor. Ön taraftaki mesh ızgaranın içinde filtre olmasına rağmen parlak ledli fanlarla LS5200 kıpkırmızı ateş kırmızısı fanlarını dışarıdan çok estetik bir şekilde sergiliyor. Güç tuşumuz da yanıp sönüyor arkadaşlar. Aynı zamanda hard disk verisini de oradan görebiliyorsunuz. Şu şekilde çevirdiğimiz takdirde ise Plexi'nin içinden yine kasamızın o kırmızı ledli fanlar gözüküyor. Arka tarafta kırmızı ledli fanımız yok. Dolayısıyla bu kasanın daha da fazla aydınlatmasının artmasını istiyorsanız opsiyonel olarak AeroCool ya da Dark markalarının daha evvel videolarını detaylı çektiğimiz ledli fanlarından kırmızı olarak alırsanız üst bölüme de yerleştirip ışıkları daha da fazla arttırabilirsiniz. Ancak soğutma için stok hali bile çok ciddi etki sağlıyor kasanın serinlemesinde. Şimdi oyun videolarına geçmeden evvel şunu belirtelim. 1080p oyun videolarını Capture cihazıyla HDMI üzerinden yakalıyoruz. Ancak 2K ve 4K çözünürlükteki oyun videolarını şu an için böyle bir Capture kutumuz olmadığı için kamerayla ekrandan çekiyoruz. Dolayısıyla görüntüle, oyun görüntülerinde keskinlik gibi ya da renk tonu gibi düşüşleri denk gelirseniz bunlar kamerayla çekildiğinden dolayı menülerdeki oyun grafik ayarlarından testleri hangi ayarlarda yaptığımızı kolayca görebilirsiniz. Şimdi performans testlerine geçelim.
Russian here. We got all the German guns. Come on! The Brits don't give up unless we force them. Hold her here and help our boys move.
Take my hand. Thanks. It's amazing, but the snow coming off those peaks is a bad sign. The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond from the summit. All right, let's take it easy here. This wind is crazy. We just need to keep moving. Hey. Even if we don't find anything up here, your dad would be proud. I know, but I have a good feeling about this. I'm fine. That was close. Laura! Are you all right? Jonah! I'm here! I'll climb down there and get you! No! Yeah.